Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei Watch 3 akıllı saat incelemesini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde Huawei Watch 3 Pro'yu incelemiştik. Bu ilginç bir akıllı saatti. Üzerinde eSIM teknolojisi bulunuyordu ve çok da gelişmiş özellikler ki mesela vücut sıcaklığı ölçme gibi özellikleri bulunuyordu. Bir de ailenin Pro olmayan ikinci bir versiyonu vardı. O da bize geldi ve biz de hemen sizlerle bir video çekelim dedik. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Güzel ve hoş bir akıllı saat var karşımızda. Şöyle karşıdan baktığımızda üst kısımda büyük dairesel bir tuşumuz yer alıyor. Bunun altında da aslında tuş olduğu çok belli olmayan ama ikinci bir düğme de yer alıyor. Bu düğme daha çok egzersiz tarafındaki işlemleri aktif ederken diğer taraftaki yukarıdaki düğme ise işte telefonun ana menüsünde gezmek ve diğer işlemleri yapmak için kullanılıyor. Silikon kayışlar tercih edilmiş. 22 mm'lik silikon kayış bunlar bu arada. Bu arada ben normal Huawei kayışlarına göre biraz daha böyle başarılı buldum bu silikon kayışları. Takması çıkarması kolay. Arka tarafındaki klipsleri çıkarttığın zaman siz istediğiniz herhangi bir kayışı alıp takıp bu akıllı saati de kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğinin olduğunu söyleyelim. Bunun dışında arka tarafta algılayıcılar var. Kablosuz şarj desteği olduğu için arka taraf seramik olarak tasarlanmış. Bunun dışında hani cihazın başka bir hani böyle düğmesi vesairesi bulunmuyor. Güzel, şık, akıllı bir saat var karşınızda. Evet, bu genel görünümden sonra şimdi bir de teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei Watch 3 1.43 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. 466x466 piksel. 46 mm bir ekranımız var. 16 GB depolama alanımız, kablosuz şarj desteği olduğunu söylemiştik. 100'den fazla aktiviteyi takip edebiliyor. Farklı kadran seçenekleri var. 20 mm kayış olduğunda yine söylemiştik. Telefon görüşmesi yapma özelliği bulunuyor. Müzik kontrol edebiliyor. Bildirim alabiliyor uygulamalardan ki onu siz belirliyorsunuz. Deri sıcaklığı ölçme, SPO2 ölçümü, stres, uyku ve kalp ritmi takibi gibi özellikleri bulunuyor. Düşme algılama özelliği var. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. GPS, GLONASS, BYD gibi navigasyon sistemlerini destekliyor. eSIM özelliği olduğunu söylemiştik. Uygulama yüklenebiliyor ve 14 güne varan bir pil ömrü de olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim saatin bize sunduğu kullanım deneyimine. Öncelikle ben bir kurulumdan bahsetmek istiyorum. Huawei akıllı saatleri uzun süredir test eden birisi olarak aslında kurulum oldukça kolay. Eğer Huawei marka bir cep telefonunuz varsa buna Huawei sağlık uygulamasını yükledikten sonra saati otomatik olarak tanıtıyorsunuz. Kurulumu çok öyle uzun bir süre almıyor. Kurulumdan sonra bu sağlık uygulaması üzerinden birçok verinizi de takip edebiliyorsunuz. Birkaç gün geçtikten sonra da geriye doğru da bu özellikleri görmeniz ve bunları değerlendirmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Bu sağlık uygulaması çok güzel. Aynı zamanda saatin arayüzlerini buradan yüklüyorsunuz. Ücretli ve ücretsiz birçok saat kadranının olduğunu söyleyelim. Bunları saatinize yükleyerek kullanım imkanı sağlanıyor. Saat kadranlarına gelmişken saatin ekranına böyle basılı tuttuğunuzda birçok farklı kadran geliyor. Zevkinize göre neleri görmek isteyip neleri görmek istemediğinize göre birçok aslında kadran var. Çok klasik kadranlar da var. Çok farklı kadranlar da var. İsterseniz klasik olarak kullanırsınız. İsterseniz işte kalp ritminizi göstermekten tutun da vücut sıcaklığınızı göstermeye kadar birçok şeyi görebildiğiniz kadranlar da olduğunu belirteyim. Burada artık keyfinize göre, kendi ihtiyaçlarınıza göre bir seçim yaparsınız. Egzersiz tarafında da az önce bahsetmiştim fiziksel görünümde. Bu alt kısımdaki tuşa bastığınızda aslında birçok egzersizi görebiliyorsunuz. Burada koşular var, işte açık alan koşusu var, kapalı alan koşusu var, açık alan yürüyüşü var. Böyle bir sürü yani 100'den fazla farklı farklı egzersiz türünü size takip yapabiliyor. Konumunuzu da kaydediyor bu arada. Bu da önemli. Mesela burada bazı kurslar da var bu arada. Koşu kursları diye bir şey var. Koşu yürüyüş temel kursu var. İşte koşu yürüyüş gelişmiş. Kolay koşu var. Bu arada bu saat size hani şöyle yapın böyle yapın gibi yönergelerle nasıl koşmanız gerektiğini, nasıl spor yapmanız gerektiğini de anlatmış oluyor. Bunun dışında baktığımızda saatin özellikleri açısından telefon görüşmesi yapabiliyor. Telefon görüşmesi özelliği bulunuyor. Telefon görüşmesi özelliği sayesinde örneğin telefonunuzda bir çağrı geldiği zaman saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Şimdi bunun bir örneğini izleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alo. Alo. Güzel geliyor Özgür abi. Sen benim sesimi alabiliyor musun? Evet, gayet iyi bir şekilde alıyorum şu an sesini. Şu anda beni Huawei Watch 3 mikrofonları üzerinden duyuyorsun. Net bir şekilde alabiliyor musun sesimi? Kesinlikle net bir şekilde alıyorum. Sen benim gürültü geliyorum buradan, bir ambulans geçiyor şu
anda aşağıda? Ya ambulans sesi buradan geliyor ama senin mikrofondan hiçbir şekilde gelmiyor. Seni net bir şekilde duyabiliyorum yani. İşte Huawei Watch 3'ün performansı bu şekilde, böyle bir telefon görüşmesi yaptığınızda bu şekilde bir ses kaydı almış olacaksınız. Akıllı saatte aynı zamanda telefonunuzdaki müzikleri de kontrol edebiliyorsunuz. Deezer, Spotify ya da benzer bir müzik uygulamasını açtıktan sonra akıllı saatteki müzik uygulamasından istediğiniz gibi şarkıları ileri ya da geri alma imkanınız oluyor ve aynı zamanda akıllı saatinizi deklanşör olarak da kullanıp fotoğraf çekebiliyorsunuz cep telefonu üzerinden. Huawei Watch 3'ün bir diğer özelliği ise eSIM özelliği. Türkiye'de henüz kullanılmıyor bu. En azından akıllı saatlerde kullanılmıyor. Ama bu sayede saatin hani telefona ihtiyaç olmadan da birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Öte taraftan bir de bildirim meselesi var. Bu bildirimlerin ayarında hani hangi uygulamadan bana bildirim gelsin ve ben o saatten göreyim ayarında yine uygulama, sağlık uygulaması üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Ayarlarını ister açıp ister kapatıyorsunuz. Mesela WhatsApp'tan mesajları görebiliyorsunuz ya da gelen SMS'leri saatinizde görebiliyorsunuz. Bu tarz özellikleri istediğiniz gibi kullanmanız da mümkün oluyor. Burada bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Uygulama ve bildirim demişken aslında saate HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor 2.0 biliyorsunuz. Aynen Pro modelinde olduğu gibi. HarmonyOS sayesinde birçok uygulamayı da akıllı saate yükleyebiliyorsunuz. Uygulama sayısı şimdilik bir tık az ama yavaş yavaş arttığını da söyleyebilirim. Ve arttıkça da mesela kullanabiliyorsunuz. Mesela Petal Search'u kullanabiliyorsunuz. Yani bir navigasyon yaptığınızda saat size telefonu cebinize koyup sağa dön, sola dön, 100 metre ileri git gibi yönergeleri direkt saat üzerinden de görebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Belli bazı ufak tefek uygulamalar da saate yükleyebiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi haline gelmiş. Gelelim Huawei Watch 3'ün pil özelliklerine. Saatin üzerinde 450 mAh'lik bir pil var ve pilini kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynen Watch 3 Pro'da olduğu gibi. Şöyle bir adaptör kablo gibi bir aksesuar çıkıyor kutusundan. Bu sabit, yani bunu bir şekilde çıkartamıyorsunuz. Bunu altına taktığınız andan itibaren de şarj olmaya başlıyor ve bu şekilde şarj olarak akıllı saatinizi şarj ediyorsunuz. Bu arada pil ömründen de bahsetmek isterim. Normal şartlarda eğer Wi-Fi ve Bluetooth falan kapatırsanız, ki Wi-Fi özelliği var bu arada, yaklaşık olarak 3-4 günlük bir pil ömründen söz edebiliriz. Ama belli özellikleri kısar ve güç tasarrufunu aldığınız zaman bu pil ömrü 14 güne kadar çıkıyor. Ama tabii o zaman da belli özellikler kısılıyor. Kadran değiştiremiyorsunuz veya belli fonksiyonları biraz daha az kullanmaya başlıyorsunuz. Bu da uygulama yüklenen saatlerde genelde pil ömrü birazcık azalıyor. Bu modelde de bu şekilde, ama ben uygulama yüklemem, belli özelliklerde kullanmam derseniz 14 güne kadar bir pil ömrü sizleri karşılıyor. Gelelim hepinizin merak ettiği konu olan saatin fiyatına. Huawei Watch 3'ün biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 4.999 TL'ydi. Belli bazı hediyelerle de satılıyor bu ürün. Fiyatına baktığımızda aslında şöyle, eSIM özelliği olan saat Türkiye'de çok fazla yok. O yüzden karşılaştırma yapma imkanımız yok. Fiyatın hani eSIM olduğu için birazcık yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o zaman vergiler ve diğer şeyler artıyor ister istemez. Ama özellikler açısından değerlendirdiğimizde fiyatın normal olduğunu ve makul olduğunu söyleyebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Bu videoda sizlere Huawei Watch 3 akıllı saati anlatmaya çalıştık. Saatle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında bizlere yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsini izliyoruz, hepsini en azından yorum yapıp o yorumlara yanıt vermeye çalışıyoruz. Onun da altını çizelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.